Selamlar gençler, sizlerle birlikte Underground Roleplay'deyiz ve yanımda sunucunun sahibisi var. Can, hoş geldin. Hoş buldum abi, sen de hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk. Şu anda sunucumuz kapalı durumda. Tabu görünmeye bastım. Rol videolarımız da olacak. Onları da çekeceğiz. Böyle arkamızda 3 tane güzel araba var. Mertcan Bağır'ın arabasından. Eski kasa Merso, bir tane de BMW E60 var. Osmanlı Tuğrası varmış bir de. Bu Abi. çekilişleri kazanmak için özel bir şey var mı, yoksa Discord'dan yeni bota mı tıklayacaklar? Abi özel hiçbir şey yok. Eyvallah. Aynı o şekilde devam. Eyvallah. Ekstra olarak ben şunu da eklemek istiyorum. Burayı da sunucumuza gelip gerçekten kalabalık bir ekip getiren bir arkadaşın birliğine vereceğim. O güzel, mekan şahane. Böyle özel gate'iniz falan var. Yerde şöyle anlarsınız zaten. Umarım bu çekilişler ihtiyaç sahibi birine çıkar. Bir sunucunun konseptini, cartını, curtunu bir alalım senden. Abi global konsept Amerika'da geçiyor. Ekonomimizde hard olarak işlev görüyor. Text bir sunucudayız. Özlenmiştir. Hani text uzun zamandır Aynen. gündemde yok. Bir de diyeceksiniz ki, ulan madem text, niye senin sağ altta kameran gözüküyor? Kamera diyorum, mikrofonun gözüküyor. Valla şu kayıt dalga dömenini ayarını açtım yanlışlıkla. O yüzden sağ altta o var. Bilginiz olsun. Biz hadi yavaştan sistemlerimize geçelim. Ha. Abi şimdi rozeti tutup şu alt tarafta 5 tane bir şey var, kutucuk var. Evet, Oraya koydum. bırakır mısın herhangi birine? Tamam. Hangisine bıraktın? Bire bıraktım. 1'e tıklarsan orada birinci itemdaki, pardon birinci kutucuktaki item kullanılıyor. Bu biraz da şey, hızlı kullanım arayüzü değil mi? Buraya silah koyarsan Evet. silah, anladım mantığı. Aynen o şekilde abi. Bak mesela bende 1'de silah var. Ha. Emote'la birlikte atıyordu. Hadi Aynen. benim emote gitti. Nasılsın, sağlık olsun. Güzel. Buraya 5 tane ürün koyarsınız. Ona göre de kullanırsınız. İnşallah şöyle bir alana geldik. Burada hemen bir tıklama operasyonunu yapıyoruz. Kartı taktık. Sade ve güzel bir arayüzümüz var. Burada kumbara domuz işareti. Benim söyleyeyim. Para çekme, para yatırma. Bir de geçmiş işlemler bölümü var. Gayet sade. Anlamayacağınız hiçbir şey yok. Gelip bunu mis gibi kullanırsınız. Böyle Darley Level diye birisi var. Abim bali çekiyor galiba. Senin de bir işim yok. Toz ol buradan diyor. Çünkü biz LSP'deyiz. Hayır abi ondan değil. Kelepçelideyiz. Kelepçe Ha. dedim abi senin. Tamam, şimdi geldim. Dağıtık etkileşime geç. Bekle dostum, seni kurtaracağım diyor. Tam bir Amerikan sunucusu yani. Sevdiğimiz tarzlarda. Abi mermiyi de geçici olarak şuradan alıyoruz. Ben bunu çok kaliteli bir olay düşündüm. Eğer yapabilecek bir geliştirici bulabilirsem o şekilde devam edeceğim. Burada abi sağ tıkla. Tamam, burada Colt 45 şarjör diyor. Ha, tıkladım. Aa, Sağ buraya tarafta geçiriyor. 10 tane stok yapabiliyorsun. Bittiğinde tekrar kapatıp alıyorsun abi. Shop Anladım. sistemimiz bu şekilde. Şirket kuruluyor. Kuralım baba. Şirket kur. Şirket adı. Politan. Direkt. Nakliyat şirketi. İmzaladım. Çalışan maaşları 30 dolar. Onayla. Ne diyor baba? Yeni bir nakliyat yap. Maaş düzenine yeni çalışan davet et. İflas da verebiliyorsun. Şirket kasasına buradan para ekleyebiliyorsun. Burada Elliot Park var. Olsaydı Farid İvanov, Carçut diye burada listelenecekti. Toplam 10 kişilik şirketiniz olabilir. Maaşlar da otomatik ödeniyor. Vallahi güzel sistemmiş. Abi şirketten beni bir al şey yapsana davet etsene beni şirketine. ID diyor direkt. Bir. Bir abi. Tamam. Bir ID ile davet ettim. Geldi mi davet? Geldi abi. Buradan benim yetkim olmadığı için seni uzaklaştıramıyorum ama sen beni uzaklaştırabilirsin sanırım. Dur şöyle bir daha. Slash şirket mi yazmam lazım şimdi? Aynen. Aynen. Seni uzaklaştırabiliyorum. Doğru. Sen beni uzaklaştıramıyorsun. Şurada çalışan maaşlarını ayarlayabiliyorsun abi. Şirket kasasına para ekleyebiliyoruz. Aynen. Şöyle 50 dolar yapayım mesela. Ben de 8.000 dolar ekledim abi. Allah bereket versin. Ama bunu sanırım bir daha şirket yazmam lazım. Aynen öyle gözüküyor. Buradan arttırabiliyorum. 30 dolar da ben ekleyeyim mesela. 8030 oldu. Şimdi kapatıp açmadan Farid'de de gözükmez bu 30. Böyle şimdi Frederick'i uzaklaştırdım. Uzaklaştıramadım. Niye uzaklaştıramadım? Çıktım abi ben direttin ayıptı söylemesine. Aa, öyle mi oldu? O zaman şey atmıyor. Aynen. Anladım. Sadece chatbox atmıyor. 8000 liraya çöktüm kardeşim, 8000 dolara. Ondan Helal sonra olsun abi. helalliği de aldık. Tamam baba, bu iş güzel. Böyle bir şirket olayı var. İki tane kasiyerimiz var. Ben çikolatadan yana kullanacağım şansımı. Pop sisteminiz bu şekilde, yine sağda Abi gözüküyor. burada bir Blockbuster tarzı bir şey vardı. Ne var? Nerede ya? Şey beyazda. Dur bakayım. Konuş. Get the Buster. İstediğiniz müziği istediğin yerde çalarsın. Ver baba 500 dolar. Azı 8K'ya çöktük. Abi Get the Buster'ı kurar mısın yere? Vay 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 vay, bak 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 bak.
Aynısı bende var bununla, kırmızısı. Sağ tıkla abi. Kullan. Link. Direkt sadece link mi? Yoksa yapıştırdım, başlattım, başladı mı? Delifleyebiliriz. Bu oyundan geliyor, haberiniz olsun. Kaldır diyelim. Başkası gelip de şey yapmaz. Şöyle çektim abi seni. Eyvallah. Şimdiki sistemimiz iş yeri sistemi abi. Ben hemen bu sana devredeyim. Tamam. O kurduğumuz şirket sahipleri açıyor değil mi böyle yerler? Parayı veren açıyor ya. Eyvallah. Şimdi slash iş yeri yazar mısın abi? Yazdım. İş yeri kasamız, giriş ücreti ayarlayabiliyoruz. Samp misali. Bir de iş yeri duyurusu. Abi, abi gelen adam 30 dolar para versin ya. Bunda bir sakınca yok bence. Çıkayım geleyim abi o zaman. Ya sen bizdensin, gel gel. Sıkıntı yok. İş yeri duyurusu diyor. Burası bar. Mesela örnek veriyorum. Puan sunucudaki herkes yönetim ekibinden. I the Wood yazacağım. Üzerindeki barımıza davetlisiniz diyelim. Paylaş diyelim. I the Wood üzerindeki barımıza davetlisiniz. Buraya varsa iletişim bilgilerinizi yazıyorsunuz. Samp'ta nasıl reklam atıyorsanız iş yerinizin içinden rahatça bunu atabilirsiniz. Güzelmiş valla. Chris Frosthorn burada. Şöyle gelelim. Hop. Arabalar burada. Vergileri var. Arabanın fiyatı var. Bu şekilde mouse'la geçiyoruz. Araçlar modlu değil değil mi? Yok abi, modlu değiller. Vallahi en güzeli ya. Şöyle old school bir sunucu arıyordum artık. Çünkü oynayan adamın bilgisayarı belli kardeşim. Bir de hard roll yapacaksan parayı verip gidip de böyle sağlam sağlam şeyler almaman lazım. Mis gibi buradan bak, ben örnek veriyorum. Şu arabayla gezinip bu arabayla icraat yaparım yani. Bana okey. Böyle mis gibi arabalarımız var. Buradan gelip alırsınız. Şimdi gençler, şöyle Selena ablamıza bir dokunalım. Buraya dokunduğumuzda böyle vergi ve ceza kısmı var. Burada ceza yerseniz araç plaka ceza, vergi yerseniz de araç plaka vergi olarak tanınan bir şeye tıklayıp ödeyebilirsiniz. Mevzu bu. CCTV odamıza geldik. Yazanı yazalım. Bildiğimiz bir sistem fakat burada da var. Şöyle sonraki kamera, sonraki kamera diye 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 mevzuları çözebiliyorsunuz. Ha bak, oyuncu var mesela Bingo'nun önünde. Arabasına binmiş gidiyor. Gider kullanırsınız. Abi ben sana hemen buradan ayrılmadan bir sistem daha anlatayım. Hı-hı. Fakat bunun için bir geliştirici arıyorum. MTA tarafı Lua komutlarını yazdık. F10'dan tıklar mısın sana? Sana zahmet olmazsa Discord entegrasyonu. Evet. Tıkladım. Abi burada bir key alıyorsun kopyala deyince. Tamam. Bu key'i meta tarafından veriyoruz ama Discord botunu daha yaptıramadık, herhangi bir geliştirici bulamadığım için. Anladım. Ben onu bulduktan sonra bunu ayarlayacağım. İşte Discord'da aktif olduğunuz sürece oyun içinde size Discord seviyesi verecek. Discord seviyesiyle birlikte size belirli ödüller verilecek. İşte bu şekilde bitirebiliyorum. Mevzusunu şimdi anladım. Güzelmiş. Yapılırsa 10 numara olur. Mis gibi de kullanır oyuncu. Böyle arabamızda cix bir şey. Bunun mevzusu ne şimdi? Bir şey yazmam gerekiyor mu? Yok abi. Buradan sonrası ehliyet alıyorsun. Oradaki sorular vesaire diyorsun. Geçiyorsun yani. Aa, anladım. Bak böyle checkpointler var. Bunlar da böyle gidiyorsunuz, yapıyorsunuz. Şimdi saksıya tıklayıp saksı kurar mısın abi? Sonra saksı kurdum. Tekerleme. Burada su miktarı ve büyüme miktarı var. Böyle tohumlar var. O kükür sonunda bir sunucu artık şekerlemelerin adını yazmış. Artık ders aldık abi ya. Aynen öyle. Böyle büyüme diyor mesela. Tohumu ektik. Suyun çoğunu yedi bitirdi. Buna su falan ekleyeceğiz. Bildiğiniz saksı yetiştirdik. Çiçek böcek yetiştirmek için. Mevzusu bu bunun da. Bunları hem satabiliyorlar hem de kullanabiliyorlar değil mi? Abi bugün seninle bir rol videosu çekeceğiz. Aynen. O zaman rol videosunda göreceksin neler olacağını. İyi bakalım. Şöyle arayüzlerde bu şekilde. Böyle e-fikir, bunun gibi çoğu noktada böyle arayüzler görürsünüz. Gayet güzel. Marketimiz de bir değişikmiş. Arkamız gözükebiliyor. Alım geçmişimiz de var. Kişisel özellikler var. Özel araçlar deyince bizim ENB selamun aleyküm diyor burada maalesef. Ama burada araçları göreceksiniz. Böyle Binko'muza da geldik. Tiffany ablamıza bir tıklayalım. Burada kıyafetler gördüğünüz gibi direkt karakterin üzerine geçiyor. Valla güzel güzel skinler varmış. Sağda solda para vereceğinizi burada mis gibi böyle alabilirsiniz. Bayağı da güzel güzel. Hatta bunu ben kullanayım ya. 21 güzel, unutmayayım da onu. Böyle sunucunun konseptine uygun skinler mevcut. Gelir çatır patır alır kullanırsınız. 10 numara 5. Şimdi bu kısma geldiğimizde şu şekilde bir işe var. Yanımız açık. Böyle etkileşime geç diyelim. Kabul ettim. Bak diye buradan geçtim. Kişiler otomatik açılmıyor. Sunucu hard biliyorsunuz. Bunları da unutmayın. Polisten falan kaçarken toslamayın. Gördüğün gibi sunucumuzda neredeyse tüm paneller aynı arayüzde. Aynen. Biz bunun için belki birkaç ay uğraştık. Süreçte belki daha fazla sistem yapabilirdik. Arayüzler daha kötü olabilirdi ama biz yapmışken daha sağlam olsun dedik.
hani göze hitap etsin dedik. Panellerin daha fazla gelişmesi için elimizden geleni yapıyoruz abi. Yanı sıra hani oyuncularımıza rol odaklı ortamlar sergiliyoruz, sağlıyoruz. Bu konuda bizlere yardımcı olmalarını rica ediyorum. Hani belki sağdan soldan gördükleri birkaç fikir vesaire bize daha fazla şeyler katabilirler. Diyeceklerim bu kadardı abi. Herkesi sunucuya bekliyoruz. Eyvallah. Gençler, sunucu hard, yazılı, Amerikan. Harbiden böyle genç ruhunu yaşatmak isteyen bir sunucu. Ki zaten GTA San Andreas'in mantığı budur. Tamam, mafya da olursun ama hani şimdi hiçbir sunucuyu kötülemek istemem. Her sunucunun kendi oyuncu kitlesi vardır. Fakat benim bildiğim mafya sokakta gezmez abi. Burada doğru göreceğinizi pek sanmıyorum. Umarım istediklerini alır sunucu. Sen rol mantığını beğendim. Zaten burada roller de çekeceğiz. Bakalım ne tür roller göreceğiz. İnanın ben bile bilmiyorum. Sizle beraber ben de öğrenmiş olacağım. Sunucunun tüm bilgileri de açıklama kısmında. Gelir, görür, oynarsınız diyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.